Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemiyle yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Geledoy'u konuşacağız. Orta saha gündemini konuşacağız. Barış Alper Yılmaz'ın bu Londra konusunu konuşacağız. Bir de Hakim Ziyeş'in menajeriyle İbrahim Atipoğlu'nun görüşmesini konuşacağız. Ama onun öncesinde kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum bırakmayı unutmayın diyelim. Bir de ben buradan haberleri veriyorum ama ayrıca haberlerim golvar.com'da da yayınlanıyor. Oradan da istediğiniz zaman haberlerime veya anlık tahminlere bakabilirsiniz. Onu da buradan tekrardan duyurusunu yapmış olalım. Geçelim Geledoy konusuna. Galatasaray Geledoy ile dün her konuda anlaşmaya vardı. Yani bu önceki süreçte sürekli sancılı, işte oyuncu cephesinin istekleri artıyor. Kulüp bonservisi zaten kabul etmiyordu. Ne demiştim size? 7 milyon euro Galatasaray'ın burada nakit vereceği para konusunda üst sınırıydı. Ve Galatasaray zaten 6-6,5 milyon euro civarına bitirdi bu transferi. Oyuncu cephesi sürekli Avrupa'dan teklif gelecek vesaire. Sağa bakıyor, sola bakıyor. En son biliyorsunuz Jelert resti yapıldı oyuncuya. Şu anda her anlamda anlaşma sağlandı. Yani bu saatten sonra bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Ama oldu ki bir son saniye sıkıntısı çıktı. Bırak abi, Okan Hoca istiyor tamam ama Doğa'yı bir kenara bırakırsın. Jelert'i bitirirsin ki Jelert şu anda Galatasaray için hazır kıta. Ancak şimdi bu Jelert'i hepsini kenara bırakalım. Galatasaray Doğa'yı imzaya çağırdı ve ikinci kampa katılmasını hedefliyor. Yani şu anda Doğu transferinde bir sıkıntı yok. Yani benim daha demin anlattığım oldu ki yine önceki süreçteki gibi son dakika bir istek çıktı, bir şey çıktı ki çıkmasını şu an beklemiyoruz. O zaman yapılacaklar. Diyelim ki Galatasaray maddi anlamda bir rahatlık kazandı. Jelert'i de bitirebilirsiniz. Ya da işte Derik Köyünü gönderdiniz diyelim. Öyle de yapabilirsiniz ama şu anda Jelert'le alakalı net bitirecek diye bir şey diyemem. Ama Jelert Galatasaray bitirmek isterse hazır kıta. Doğu konusu bu şekilde. Orta saha gündemine geçelim. Şimdi Wendel transferi neden hızlıca bitirilmiyor? Galatasaray Wendel sürecini, bu arada istenen bonservis 25 milyon euro demiştim. Bu konuda indirim sağlandı. Galatasaray'la Zenit kulübü arasında şu anda fark böyle 5-6 milyon eurolara kadar düştü ama Galatasaray'ın bu süreci ağırdan almasının sebebi Rabiot transferi. Galatasaray için yani şunu söylemiştik. Paris'te yapılan görüşmede, bu arada Paris'teki Rabiot görüşmesini ilk bu kanaldan duydunuz. Rabiot görüşmesinde Rabiot cephesinin şartları onaylandı. 9-9,5 milyon euro maaş, 3 yıllık sözleşme, 7 milyon euro imza parası. Daha sonrasında İtalyan basınında yine işte bu haberler çıkmaya başladı. En son dün Alfredo Pedulla oyuncu için en yüksek teklifin Galatasaray'dan olduğunu söyledi. Ancak biz bunu zaten söylemiştik. 9-9,5 milyon euro civarında şu anda Rabiot'a maaş veren başka bir kulüp yok. Şunun da altını tekrardan çiziyorum. Bu maaşın bir kısmını sponsor karşılayacak. Sponsoru hazır ve Sayın İbrahim Atipoğlu'nun geçen yaptığı açıklamadan bir alıntı yapacağım size. Tam olarak değil de yani böyle o noktaya getireceğim. Dedi ki maaş artı bonservis olarak toplam maliyet açısından bakıyoruz biz bu işe dedi. Ve orada aslında Rabiot için ışığı yaktı. Yani Wendel diyelim ki işte 22 milyon euroları 20 milyon euroları bitirdiniz. 4,5-5 milyon euro maaşı var. Yani 22-20 şu an, hani şu anki rakamdan bahsediyorum. Daha Galatasaray indirim bekliyor Wendel transferinde bu arada. Hani dedim ya 5-6 milyon euro fark var diye. Diyelim ki Wendel'i şu anki şartlarda 20-22 milyon eurolara bitirdiniz. 4,5-5 milyon euro maaş, 3 yıllık sözleşme. Zaten 35'e gelecek bu oyuncu baktığınız zaman. O sebepten dolayı Rabiot transferi, şu anda Fransa milli takımının as oyuncusu. Yani böyle bir transferi bitirmek her zaman daha iyidir ki Galatasaray'ın önceliği de şu anda Rabiot. Galatasaray Rabiot'dan bir cevap bekliyor. En yüksek teklif Juventus'tu. 7,5 milyon euroydu. Daha da yükseltmesini istedi Rabiot cephesi. 8-8,5'un daha da üstüne çıkıp bir de bonuslar istedi.
Ancak Juventus bunları kabul etmedi ve oyuncuya veda etti. İngiltere'den talipleri var. Manchester United, Liverpool vesaire. Dünya çapından başka yerden de talipleri var. Ama onlar Juventus'un çıktığı maaşa bile çıkmadı maaş olarak. Burada fark kapanırsa, aynı o Fofana'daki gibi, yani Milan nasıl son anda farkı kapattı, oyuncuyla anlaştı. Fark kapanırsa Rabiot'un menajerliğini yapan annesi tabii ki de oralardan umutlu ve o teklifi kabul edecektir. Ancak şu anda Galatasaray'ın verdiği maaşı veren yok ve Galatasaray Rabiot'dan bir cevap bekliyor. Rabiot'dan olumsuz bir yanıt geldi. Galatasaray anında Wendell'in işlerini hızlandırır. Richard Rios Kolombiya milli takımıyla harikalar yarattı biliyorsunuz. Onunla alakalı bir iddia ortaya atıldı Galatasaray'a önerildiğine dair. Richard Rios'la alakalı şunu söyleyeyim. Kupa Amerika'ya gitmeden önce 2026 yılına kadar sözleşmesini yeniledi ve bu sözleşmeye, benim istihbaratım bu şekilde, 20 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli koyuldu. Brezilya basınında bu arada 100 milyon euro diye geçen kaynaklar bile var. Ama benim istihbaratım 20 milyon euro olduğu yönünde. Şu anda Palmeiras oyuncuyu göndermek istemiyor. Bir ve Manchester United şu anda 20 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyip Rios'u transfer etmeyi düşünen ekipler arasındaki Avrupa'dan birçok daha böyle üst düzey talibi var Rios'un. Tekrarlayalım, Palmeiras göndermeyi kabul etmiyor. Gönderdi diyelim, Avrupa'da çok üst düzey rakipleriniz var bu transferde. Ben bu transferi kolay görmüyorum. Oyuncuyu ikna ederseniz tabii ki de 20 milyon euroyu burada ben Rios için rakam olarak bile görmüyorum. Fakat burada Palmeiras şöyle bir şey de yapabilir. Çünkü Palmeiras'ın bu transferde %14'e 6 olması lazım. Biri eski kulübünde Flamengo olması lazım %14. Bir önceki kulübünde de %6'lık hissesi var. Oyuncuda da %10 hisse var. Yani Palmeiras zaten bu transferden %70'ini alacak. O yüzden Palmeiras bu transfer yarışını, sözleşme fesih bedeli var ama transfer yarışını kendi lehine daha yüksek bonservis bedeli olarak kullanabilir ve daha fazla para kopartmaya da çalışabilir. Oyuncu için ben bir transfer yarışı bekliyorum Avrupa ekiplerinden. Hakim Ziyech'in menajeriyle Sayın İbrahim Atipoğlu'nun görüşmesine gelelim. Bundan aylar önce size demiştim ki bu Ziyech tam iyileştiği dönemde, bir de bonservisi alınmadan önce, oyuncunun maaşı 3.6 milyon eurodan 2.8 milyon euroya düşecek. Ve bu oyuncuyu fit bir şekilde oturtmuş haliyle, yani oturmuş haliyle kadronuzda tutmak istiyorsanız bu oyuncuya bir zam yapmanız gerekiyor. Çünkü sizin oynatmadığınız Oliveira 2.8 alıyor, Zaha 6 alıyor, Icardi 10 alıyor ve Ziyech gerçekten 2.8 alacak bir topçu değil ki oyuncu cephesinin görüşü de bu yönde ve bu konuda bir beklenti var maaş konusunda. Diyelim ki bu konuda bir artış olmadı 2.8 milyon euroluk. Daha önce şunu söylemiştik. Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif gelirse ve Avrupa'nın 5 büyük liginden böyle güzel bir takımdan, Galatasaray'dan daha fazla bir maaş teklifi gelirse oyuncunun gitme ihtimali oluşabilir. Ancak şu anda böyle bir teklif zaten yok ki bakalım Ziyech'in maaşına yükseltme şeklinde bir yenileme de yapılacak mı? Onu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama Ziyech cephesinin bu maaş konusunda bir beklentisi var. Onun da buradan altını çizelim. Son olarak Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz Euro 2024'e gitmeden önce zaten Inter gibi, Tottenham gibi ekiplerin dikkatini çekmişti ve Euro 2024 sonrası oyuncu için bu gösterdiği performans sonrası tekliflerin gelmesini de bekliyorduk. Barış Alper Yılmaz'ın Londra ziyaretiyle de birlikte, bu arada menajeri de oradaydı, şu soru sorulmaya başladı. Barış gidecek mi? Yani Okan Hoca tutacağız diyor, yönetim tutacağız diyor ama bu zor bir süreç. 35 milyon euro civarı net rakamı masanıza koydukları an burada işler değişir Barış Alper Yılmaz için ve İngiltere'den 4'e yakın talebi var. Sevgili Safa Kağan West Ham'ı duyurmuştu bu arada. 4'e yakın, Tottenham'da bunlardan bir tanesi. Talibi var Barış Alper Yılmaz'ın. Barış Alper Yılmaz sürecini tamamen gelecek teklifler belirler. Ve Barış, Abdülkerim, Kaan vesaire bu isimler yeni sözleşme imzaladığı zaman size şunu demiştim. Barış Alper Yılmaz'ın menajeri ve hatta Abdülkerim Bardakçı'nın da menajeri
bu sözleşme yenilendi ama takımlarla görüşüyor ve transfer konusunda araştırmalar yapıyor demiştim. Yani o dönemden beri gelen görüşmeler var Barış Alper Yılmaz için. Gündemimiz bu şekilde. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan bir soru varsa yazabilirsiniz. Onu da yorumlara, ben yorumlarda veya bir sonraki videoda yanıtlarım. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.